Böbrek taşı az sıvı tüketen, kırmızı et ve C vitamini aşırı tüketen kişilerde görülebiliyor. Özel Teknen Hastanesi üroloji uzmanı operatör doktor Emin Öztürk, böbrek taşı hastalığının önemli bir sorun olduğunu dile getirerek hastalık ve tedavi ile ilgili bilgiler verdi. Böbrek taşları daha çok şöyle diyelim, idrar yollarında oluşan böbrek kanallarını ve böbreğin içerisini de tıkama gibi sıkıntılar ortaya çıkarabilen kalsifiye parçacıklar. Çoğunlukla genetik bir tabanı var, artı diyetle de alakası olabiliyor. Özellikle sıvıyı az tüketen kişilerde, kırmızı eti fazla tüketen, C vitaminini aşırı tüketen kişilerde daha fazla görebiliyoruz. Ama bunların hiçbirisini yapmadığı halde böbrek taşı oluşma ihtimali herkeste var. Genç erişkinlerde daha fazla görüyoruz. Çocukluk çağında da gördüğümüz oluyor. Yaşlı hastalarımızda da gördüğümüz oluyor. Özellikle bazı mesane taşları gibi taşlar prostata bağlı ve hareketsizliğe bağlı. Daha çok böyle felç geçiren kişilerde daha fazla gördüğümüz durum. Böbrek ve üreter kanalı dediğimiz kanalda oluşan taşlar da her yaş grubunda görebildiğimiz taşlar. Böbrek taşları hastalarımız polikliniğimize geldiğinde şiddetli ağrıları, bulantı, kusma, yan ağrıları olabiliyor çoğunlukla. Taşlar eğer 5 milimden ufaksa böbrek kanalından düşme ihtimali olabilir diye hastalara ilaç tedavisi, hareket, bol bol sıvı tüketme gibi tedaviler, daha doğrusu gibi yaklaşımlar öneriyoruz. Ama 5 milimden daha büyük olan taşlarda taşın böbrek kanalından geçme ihtimali düşük olduğu için ilaç tedavileri ve ameliyat öneriyoruz kesinlikle. Böbrek taşı önemli bir durum. Böbrek kanallarını tıkadığı takdirde böbrek kanallarını tıkamaya bağlı olarak böbreklerde genişleme, şişme ve böbrek dokusunda harabiyet ortaya çıkabiliyor. Bu da ilerleyen yaşlarda böbreğin dokusunun daha da bozulup fonksiyonsuz hale gelmesine sebep olabiliyor. Onun için kesinlikle önemli. Bazı hasta gruplarında böbrek fonksiyonlarını azaltmasa bile vücutta bir enfeksiyon hali ortaya çıkarıp o enfeksiyon halinin bütün vücuda yayılıp ve buna bağlı olarak da çok büyük rahatsızlıklar ortaya çıktığını kesinlikle görüyoruz. Cerrahi müdahale eden hasta gruplarımız çoğunlukla çok korkuyorlar. Eskisi gibi açık cerrahi müdahale yaptığımız hastalarımız çok az. Senede bir tane belki yapıyoruzdur açık cerrahi. Çok büyük taşlarda, yani neredeyse bunun kadar büyük taşlarda cerrahi müdahaleyi açık olarak yapıyoruz ama daha çok diğer taşlarda çoğunlukla böbreğin içerisine bir lazer sistemiyle girip böbreğin içerisinde taşları ufak hale getirme yöntemiyle kırıyoruz. Nadiren de bazen böbrek taşları eğer 2 santimden daha büyükse böbreği yan taraftan böyle yaklaşık olarak 1 santimlik bir delik açarak böbreğin içerisine girip taşı orada kırıp parçalayıp taşları dışarıya tahliye etme işlemi yapabiliyoruz. Dediğim gibi öncelikli olarak polikliniğe başvurduğunda yaptığımız tetkiklerle böbreğin içerisindeki taşların ne derece zarar verme potansiyeli var, bunları değerlendirmemiz lazım. Buna bağlı olarak buraya polikliniğe başvuran 10 kişiden herhalde en fazla ikisini ameliyat ediyoruzdur. 8'inde bu taşın zararı yok veya düşürebilirsin diye yaklaşımımız oluyor. Böbreğin içerisinde herhangi bir tıkamayan, böbreğin fonksiyonlarını bozmaya sebep olmayacak olan taşlarda cerrahi müdahale çoğunlukla önermiyoruz zaten. Takip öneriyoruz hastalarımıza. 6 ayda bir böbreğindeki bu taşın büyüyüp büyümediğini kontrol edelim. Buna göre müdahale etme durumumuz var mı yok mu diye bakalım diye öneriyoruz. Yani gileboru suyu gibi işte bazı hastalar avokado yaprağı suyu, işte bilmem işte maydanoz suyu gibi şeyleri biz de polikliniklere geldikleri zaman söylüyorlar. Yani önermiyor değiliz. Ama bunların aslında bakarsan temelindeki mantık böbrek kanalının boyutlarından küçük olan taşların sıvı alımıyla, daha fazla sıvı alımıyla böbrek kanalından geçebilmesine yardımcı olma. Yoksa bir gileboru suyunun, bir maydanoz suyunun, bir avokado yaprağı suyunun taşı eritme gibi bir ihtimali yok.
Daha fazla sıvı alındığı için daha fazla idrar oluşumu oluyor. Daha fazla idrar oluşumu olduğu için taşı iterek böbrek kanalına geçebilecek boyutlardaysa düşmesine yardımcı olabiliyor. Mantığı bu. Onun için hastalarıma ben çoğunlukla şunun suyunu, bunun suyunu için demiyorum. Çoğunlukla su için diyorum. Yani özellikle altın milim, 5 milimin altındaki taşları olan kişilerde çok şiddetli ağrısı da yoksa bol sıvı tüketmeyle bu taşların düşebilme potansiyeli var. Ama kontrolde olması kesinlikle gerekiyor. Bir hafta sonra özellikle eğer şiddetli ağrısı yoksa tekrar gelip bu taş düştü mü düşmedi mi diye bakmamız lazım. Eğer düşmüyorsa o zaman daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Cerrahi müdahaleyi o zaman öneriyoruz.